Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, öğrendiğimiz filter context kavramını biraz daha pekiştirelim. Temel cümlemiz şuydu, bütün metrikler eşittir sonrasını execute etmeye başlamadan önce, önce filter context'ini bulmak zorunda. Şu an ekranda basit bir metrik var, basit bir matrise düşürülmüş. Rapor sayfasında herhangi bir slicer'dan yapılmış bir seçim var mı? Yok. Filtre panosunda bir seçim var mı? Yok. Ama filtre kontekste gördüğümüz rakamlar üzerinden satışları bulacağız. Samex gibi iteratorların kafasının çalışma mantığı eşittirden önce filtre konteksini bulur. Ondan sonra gördüğü tablonun ilk satırından son satırına kadar verdiğimiz ifadeyi işletir. İterasyonu bitirdiğinde toplar çıkar demiştik. Filtre konteksti hep sanal bir tablo olarak değerlendirmek mümkün ve gözümüzün önüne getirmemiz gerekiyor. Metriklerin doğru çalışıp çalışmadığını anlamak için. Matrisin bu haliyle satışlar tablosunda gördüğümüz filtre kontekste tüm satırlar var. Tüm satışlar tablosu var. Bu metrik bu tablonun başına geçiyor. Bu tabloda 100.231 tane satır var. Her bir satır için verdiğimiz miktar, fiyat sütunlarının çarp bilgisini her bir satır için yapıyor. Tüm satırların iterasyonunu bitirdiğinde toplayıp çıkıyor. Yazdığımız bir başka metrik vardı satışlar miktar diye. Satışlar tablosundaki miktar sütun üzerinden bir sam alan. Filter konteks kavramı bütün metrikler için geçerli. Eşittirden sonra ne kullandıysak kullandık. Ne kadar basit ne kadar kompleks bir formül yazdığımızdan tamamen bağımsız olarak. Bütün metrikler için geçerli. Bu tablonun başına geçiyor miktar sütununa gördüğü rakamları toplayıp çıkıyor. Filtre konteksti kimler tetikler? Kullandığınız görsellerde satıra sütuna, eksene, legend'a düşürdüğünüz bütün sütun değerleri bir filtre konteks yaratır. Eğer ben bu matrise kategorilerden bir şeyi düşürürsem, bunu bir matrise çevirelim kategoriler sütunu düşürürsem her bir kategori değeri bu matriste bir filter konteks yaratır. Toplam satırda dahil olmak üzere. Tek bir metrik basit veya kompleks hiç fark etmez. Her zaman için filter konteksini bulacak. Buradaki rakam sayısı 10 ise eğer 10 tane rakam varsa bizim yazdığımız tek bir metrik 10 farklı filter kontekst altında çalıştığı için rakamları doğru bir şekilde bulabiliyor bilgisayarlar için gördüğü satışlar tablosundaki filtre kontekste kategorisi bilgisayarlar olan ürünlerin olduğu satışlar tablosu var. O tabloyu bir canlandıralım. Satışlar tablosuna geliyorum. Daha önce öğrendiğimiz related fonksiyonundan faydalanarak bu satıra bir sütun getireceğim. Üründeki satırdaki ürün kimse onun kategorisini gösteren kategori eşittir related git bunun kategorisini bul gel bilgisayarlar kategorisindeki ürünleri filtreliyor bu hücre için gördüğü filter kontekste bu satırlar var 18.411 tanesinin filtrelenmiş halini görüyor filter kontekste bu tablonun başına sumx geçiyor verdiğimiz işlemi her bir satır için yaptıktan sonra işini bitirdiğinde toplayıp çıkıyor. Yazdığımız diğer metriyi de ekrana matrise düşürelim. Bu daha da basit olan bir metrikti. Miktar sütunu samını al. Filter konteks mantığı gene aynı. Önüne düşen tabloda satışlar tablosunda bu var. Bu tablonun miktar sütununun başına geliyor. Miktar sütununda gördüğü rakamların hepsini toplayıp çıkıyor. Peki örnekleri biraz arttıralım. Satışlar miktarı kaldıralım buradan. Tarih tablosundan yıl sütununu sütuna koyalım. Tarihi değil yıl bilgisini. Her bir yıl, her bir kategori bu matrisin her bir hücresindeki filter konteksti belirleyen sütun değerleri. Burası için örneklendirmek gerekirse bu sefer filter kontekste sadece bilgisayarlar değil 2007 yılında satılmış olan ürünlerin olduğu kategorisi bilgisayarlar olan ürünlerin olduğu satışlar tablosu var. Hangi tablo gözümüzün önüne gelmesi gerekiyor? Satışlar tablosuna geçelim. Kategorisi bilgisayarlar olacak ve yılı 2007 olacak. Yıl eşittir git tarih tablosundan yıl sütununu getir. Buradan da yılı 2007 olanlar filtrelenecek. Filtre sayısı daha da arttı. 6635 satırlık bir satışlar tablosu var gördüğümüz filtre kontekste. Aynı mantık bütün hücreler için de geçerli. Bir tane total için yapalım. Bu hücre için filtre kontekstimizde artık tüm kategoriler var. Çünkü total satırında kategoriden gelen bir filtre yok. Ama yıldan gelen bir bir filtre var. Bu 11 küsür satırını hesaplarken gördüğümüz sanal tabloda, sanal satışlar tablosunda kategori hepsi yıl 2007. Bu tablo var. Başka bir örnek daha yapalım. Daha önce yazdığımız fiyatı ondan yüksek olan ürünlerle ilgili yazdığımız metreyi açalım. Bunu da bir matrise düşürelim. Eşittir öncesinde şuradaki hücre için satır için örneklendirmek gerekirse kategorisi bilgisayarlar olan ürünlerin olduğu satışlar tablosu var. Eşittir öncesinde bunu görüyoruz. Yazdığımız metrikte Samex önce beklemeye başlıyor. Filtren bir tablo oluşturmasını beklemeye başlıyor. Filter bir tablo döndürdükten sonra ancak devreye girip altta verdiğimiz ifadeyi execute ediyor. Peki filtrin gördüğü satışlar tablosunda kategorisi bilgisayarlar olan ürünler var kategorisi bilgisayarlar. Bu tabloyu önüne alıyor Bu tablonun her bir satırı için fiyat sütunu değeri ondan büyük mü testi yapıyor. Bütün satırlar için işini bitirdiğinde döndürdüğü şey fiyat sütunu değeri ondan yüksek olan Satırların olduğu bu satışlar tablosu. Samex devreye giriyor bu tabloyu iteyit ediyor. İlk satırından son satırına kadar. Yazdığımız metrikler eğer bizim beklediğimiz sonuçları, rakamları döndürmüyorsa, filter kontekste neyi görüyor? Bunu anlamaya çalışmak lazım. Filter konteks son kez tekrarlamak gerekirse eşittir öncesindeki bütün metriklerde geçerli, istisnasız. Eşittir sonrasında bu örnekte filter örneğinde olduğu gibi orijinal başladığımız filter konteksti değiştiriyor olabiliriz. Bu örnekte kategorisinde bilgisayarlar diye başladık. O tablodan fiyat sütunu değeri belli bir kondisyona uyan satırları getirdik. Samex onun üzerinden çalıştı. Filter, orijinal filter kontekste gördüğümüz veri setini değiştirme kabiliyetine sahip fonksiyonlardan bir tanesi. Sonraki dersimizde de gene bu filter kontekste gördüğümüz orijinal filter konteksti değiştirme kabiliyetine sahip all ve accuracy'ni göreceğiz. Filter konteksti kimler tetikliyor? Bir kez daha özetleyelim. Kullandığınız görselde satıra sütuna veya eksende eğer eksenli bir görselde eksenlere düşürdüğünüz Legend'a düşürdüğünüz her şey bir filter konteks yaratır. Artı bir rapor sayfasında diğer görsellerden bir seçim yaptığınızda yaptığınız seçim diğer görselleri tetikler, filtreler. Buradaki slicer'a yılı getirelim. Bir seçim yapalım. Filter context. Diğer görseller için, sayfadaki diğer görseller için değişti. Bu görselin ne olduğunu hiçbir farkı yok. Bunun Ctrl C ve kopyasını alalım. Bu bir matris olsun tekrar. Trim App'den bir seçim yaptığımızda matris gene tetiklenecek. Ev aletleri, kameralar kullanıcının yaptığı tüm seçimler slicerlarda, ekranlarda, diğer görsellerde veya filter panosunda bizim filter kontekstimizi tetikler. Tüm bu yapılan seçimlerden sonra elimizde kalan daraltılmış fact tablosu demek filter kontekst. Eğer yazdığımız metrik basit sum gibi aggregator fonksiyonları kullanıyorsa filter konteksti bulduktan sonra bu fonksiyonlar ilgili sütunun başına geçer Sum dediysek toplar çıkar. Average dediysek ortalama alır çıkar. Eğer kullandığımız fonksiyon grubu SUMX gibi bir iterator ise eşittir öncesinde herkes için durum aynı. Eşittir sonrasında iterasyon yapar. Filter context kavramı DAX'taki en kolay kavramlardan bir tanesi. Ama başka fonksiyonlarla kullanmaya başladığımızda eşittirden sonra yazdığımız fonksiyonların çeşitliliği artmaya başladığında o filter konteksti modifiye ediyoruz bazen. Bu örnekte filter bir modifier'dı. Gördüğümüz orijinal filter konteksti değiştirdik. All ve accuracy gibi fonksiyonları bir sonraki derste göreceğiz. Calculate'in belli kalıpları da bu filter kontekste gördüğümüz orijinal seti, veri setini değiştirme kabiliyetine sahip. Eğer yazdığımız bir metrik istediğimiz sonucu döndürmüyorsa yazdığınız formülün filter kontekstinde ne var? Kullandığınız fonksiyon filter konteksti modifiye ediyor mu, etmiyor mu? Onu anlamak lazım.